ABD'de enflasyon rakamları açıklandı ve bu rakamları görür görmez şunu anladım ki Fed hedeflerine oldukça yaklaşmış durumda. Fed'in ekonomideki hedeflerine bu kadar yaklaşmış olması bizim için olumlu bir sinyaldir. Bu videoda hem bu rakamları inceleyeceğiz, hem bu rakamların gelmesini sağlayan arka plan verilerini değerlendireceğiz ve hem de elimizdeki verileri hepinizin aşikar olduğu Bitcoin grafiğine uyarlamaya çalışacağız. Ve burada şöyle bir parantez açmak istiyorum ki bu verileri bitcoin grafiğine uyarlamak temelde basit gibi gözükse de pratikte oldukça zor. Hazırsanız başlayalım farklı bir analiz olacak. Öncelikle enflasyon verilerinden bahsetmek istiyorum. Açıklanan verilere baktığımızda yüzde üçlük bir tüfe açıklandı ABD'de yıllıkta. Yüzde 3'ün önceki dönem açıklananı neydi? Yüzde 4 peki. Bu ay için beklenti neredeydi? %3,1. Geçmiş aydan daha iyi bir veri açıklanmasıyla kalmadı, beklenenden de iyi bir veri geldi. Yani bu bize neyi gösteriyor? ABD'de yapılan faiz arttırımları meyvesini çok güzel bir şekilde veriyor. Bu verinin haricinde aylık tüfe oranları açıklandı. Aylıkta da durum çok iş açıcı çünkü açıklanan %0,2 önceki %0,1 Beklenen %0,3. Önceki dönemden daha kötü olduğuna bakmayın. Bu durumu da açıklayacağım sizlere. Beklentiden daha iyi olduğu burada bizim için önemli. Çünkü bu beklentiler rastgele oluşan beklentiler değil. Ve piyasa genelde beklenti ve beklentiden daha iyi verileri çok iyi şekilde yorumlar. ABD'de Haziran ayı yıllık enflasyonunun %3 olması bizlere bazı şeylerin çok iyi gittiğini gösteriyor. Mesela ne iyi gidiyor diye soracak olursanız. Burada size bazı iyi giden verileri ve arka planda aslında bazı verilerin kötü gittiğini ancak bazı kalemlerin bunu sırtladığını göstereceğim. Mesela devlet verileri bizlere diyor ki geçen yıla göre ABD'de kiralar arttı. Kiralar ne kadar arttı? %8,3 bir kira artışı var. Bakın bu önümdeki grafikte de bütün verileri görüyorsunuz. %3'lük bir enflasyon ve burada enerji fiyatları, yemek fiyatları gibi verilerin olduğu kısım ise %4,8. Şimdi bunu size anlattığımda daha net bir şekilde kafanıza oturacak. Peki farklı olarak ne arttı? Geçen yıl dışarıda yemek yiyorsanız ve bu yılda yiyorsanız geçen yıla oranla %7,7 daha pahalıya yiyorsunuz Aracınız bozuldu ya da bakım yaptırmak istiyorsunuz Aynı şekilde %12,7 daha pahalıya yaptırıyorsunuz bu yıl Ve şu an içinde bu geçerli Araba sigortası Aynı şekilde %16,9 Daha pahalıya yaptırıyorsunuz Şimdi diyeceksiniz ki Bu kadar şey pahalı Peki biz nasıl enflasyon düştü diyoruz Şöyle diyoruz Bazı kalemler çarpan oranlarına baktığımızda daha güçlü şekilde etki eder grafiğe. Peki bu kalemlerde ciddi şekilde gerilemeler yaşanırsa ne olur? Enflasyon oranı da Fed'in istediği rakamlara doğru hızlıca ilerler. Biliyorsunuz Fed'in hedefi %2 enflasyon ve enflasyonu da geleceğe yönelik değerlendirdiğimiz için ilerleyen dönemlerde %2 hedefine ulaşacak. Ama bu ulaşma süreci böyle dümdüz bir çizgi halinde elbette ki olmayacak. Enflasyonu çok rahatlatan veriler var. Yani bu kalemler az önce saydıklarımın haricinde enflasyonu yüzde 3 konumuna getiriyor. Nedir bu? Öncelikle gaz yüzde 26 buçuk düştü. Geçen yıla oranla yüzde 26 buçuk daha ucuz bir gaz var. Haricinde kullanılmış arabalar yani ikinci el piyasası. %5,2 azaldı. İkinci el fiyatları düştü. Geçen yıla oranla daha daha önceki enflasyonun güzel olduğu dönemlerden bahsetmiyorum. Et yiyecek kısmında %0,2 yani düştü ama henüz az düşmüş durumda. Uçak bileti yani seyahat harcamaları. Seyahat harcamalarında da bir düşüş var ve ciddi bir düşüş var. %18,9'luk bir düşüş var. Ama bunu sadece bu şekilde yorumlamamalısınız. Mesela uçak bileti fiyatlarının düşmesi bizlere ABD'deki insanların seyahat alışkanlıkları hakkında da çok fazla fikir ve veri sunar. Yani bu durumları teker teker değerlendirmek birazcık basite kaçmak olur. Bunları yaptığınızda çok üstün körü tahminleriniz olur. Bu da sizin yanılma payınızı oldukça arttırır. Tabii ki videoyu çok uzatmak istemediğim için devam ettireceğim. Aslında daha fazla konuşmak isterim bu konu hakkında. Siz de bunu istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Çünkü ABD ekonomisi hakkında konuşuyoruz. Bunun bir nedeni var. Çin tarafında kripto yasaklı değil mi? Yani burada bir kripto topluluğu olarak çoğunluğun kripto ile ilgilendiğini varsayarsak ABD tarafında kripto şu anda alıp başını gidiyor. ABD tarafındaki haberler kriptoyu etkiliyor. Çünkü kripto'nun yüzde 60'lık Para kısmını ABD karşılıyor şu anda. Yani Çin tarafında Hong Kong hariç yasaklı olduğu için, Rusya'nın savaş vesaire birçok sıkıntısı bulunduğu için ve diğer dünya ülkelerinin de ekonomik anlamda çok büyük bir role sahip olmadıklarını hesaba katarsak, bu yüzden sizlere ABD verilerini anlatıyorum. Düşük izleneceğini biliyorum videonun ama yine de doğru olanın bu olduğunu düşündüğüm için size ısrarla bu konuda bilgi vermeye çalışıyorum. Bir diğer verimiz ne? Bakın size anlattığım sektörleri görüyorsunuz ve burada eksi ile gösterilmiş kısımlar var. %26,8'lik, %16,7'lik, %36,6'lık enerji kalemlerindeki düşüşleri görüyorsunuz değil mi? Bunlar işte enflasyonu aşağı doğru çekiyor. Ama diğer kısımlara baktığımızda artan bölümler mevcut. Mesela evde yemek yemek bunların fiyatları artabiliyor. Ve bunlar aslında enflasyondaki çarpanların ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor bizlere. Sizden de ricam arkadaşlar kendinizi bir adımda daha geliştirmek istiyorsanız şuraya bir ekran görüntüsü alın ve buradaki kalemleri çevirisini yapabilirsiniz. Bakın gazolin yazıyor bu ne olabilir alın translate de kullanın gaz fiyatları elektrik fiyatları bunları bir inceleyin. Ve bunları kendi kafanızda düşünün. Yani bunun fiyatının yukarı yönlü gitmesi, neden fiyatları etkiler. Hem bunu kendi ülkemizden de varsayarak yola çıkabilirsiniz. Bir mantık yürütmeye çalışın. En azından ABD piyasasına ve küresel piyasaya bir adım atmış olursunuz. Bu sizin için yeni bir yenilik olacaktır. Kripto tarafında takılı kalmamanızı tekrar sizlere öneriyorum. Videoya küçük bir ara veriyorum çünkü sizden bir ricam var. Beğeni butonuna basıp kanala abone olarak destek olabilirsiniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz. Biliyorum sıkıcı konular anlatıyorum e, hayal satmamaya çalışıyorum elimden geldiğince sizlere bir değer kazandırmaya çalışıyorum. O yüzden izlenmeler düşük oluyor ancak sizin desteklerinizle bu durum değişebilir, hak ettiği yerlere gelebilir videolar. O yüzden bu benim için önemli hem de bir motivasyon kaynağı. Devam edelim. Son verimiz önümüzdeki grafik. Peki bu grafik bizlere neler anlatıyor? İlk olarak bize diyor ki Mart 2021'den bu yana ilk kez Enflasyonun önemli ölçüde üzerinde gerçekleşiyor bir veri. Nedir bu veri? Maaşlar. Maaşlar şu anda enflasyon seviyesinin üzerine çıkmaya başladı. Yani işin özü insanlar biraz daha iyi para kazanmaya başladılar. Ama bu durumun dengelenmesi gerekir. Phillips eğrisi diye bir geçmişten gelen metot var ve bu metot zamanla değişti aslında ama hala çok fazla kullanılıyor. Bu diyor ki enflasyon artarsa İşsizlik oranı düşer. Aynı şekilde işsizlik oranı artarsa enflasyon düşer. Bu mantık şu an bulunduğumuz dönemde kırılmış durumda. Ancak hala bu mantığı kabul eden insanlar var. ABD'de işsizlik verilerini sizlere açıklıyorum. Özellikle de eğer premium kanalı üyeyseniz premium kanalda bunları hakim bir şekilde görüyorsunuz. İşsizlik oranlarının ABD'de ne kadar iyiye gittiğini. Haricinde şu grafikten de maaşların da 2021 mart ayından beri ilk defa enflasyon oranından daha iyi bir konumda olduğunu görebiliyorsunuz. Hem işsizlik oranları düşüyor, hem enflasyon düşüyor, hem de maaş oranları artıyor. Ancak burada kritik bir çizgi var. Nedir bu çizgi? Eğer Fed zamanla bu durumu değiştirmezse ve şunu farkında olmazsa derse ki ben hala inatla bir şeyde devam edeceğim ki bunu diyeceğini sanmıyorum. Bunu derse deflasyonla mücadeleye başlarlar. Deflasyonun da ne olduğunu yine aynı şekilde Telegram Premium News kanalında açıkladım. Oradan okuyabilirsiniz. Bu iki veri arasındaki o ince çizgiyi tutturmak zorunda. Benim tahminim bir süre daha faiz arttırımı yapacak. Mesela ne gibi? bu ay 2 hafta sonra bir faiz kararı belirlenecek. Bu faiz kararında bir arttırım gelecek ve sonraki aylarda artık arttırım rafa kalkacak. Yani bir faiz arttırımı daha 25 baz puanlık yapar ve bununla birlikte iyice olay kontrol altına alır. Geleceğe baktığımız için olayın kontrol altına alındığı da zaten önümüzdeki verilerde görülecek ve bazı hamleler yapmaya başlayacak. İnsanları tamamen bir tüketime ve bolluğa sevk etmeden hala korkuyla ipleri tutmalarını sağlayacak şekilde insanlara yavaş yavaş bu durumu aşılayacaklar ve gün geldiğinde diyeceksiniz ki aa biz düzelmişiz ancak bunu olabildiğince yavaş bir şekilde sizlere aktaracaklar. Önemli olan bunun aktarılacak olduğunu önceden anlamış olmanız. Ben de size bu videoda diyorum ki ABD'de enflasyon hedefleri geldi sayılır. Hatta geldi sadece zaman olarak biz gerisindeyiz bunun. İlerleyen aylarda belli başlı oynaklıklar olacak. Piyasaya korku salınacak. Çünkü bazı şeylerin kontrolünü kaybetmek istemiyorlar. Tamam her şey güzel. Ancak bazı olaylar olursa bu durum terse de döner. Mesela enerji fiyatlarında oynaklık gözükebilir. Yani bunları insanlar tetikliyor sonuçta. Harcamaları, tüketimleri, üretimleri hepsini insan yaptığı için. Hepsini halk yaptığı için. Maalesef kontrol altında tutmak zorundalar. E bu durumu da bu şekilde anladığınızı varsayıyorum ve Bitcoin grafiğine de değinerek videoyu sonlandırıyorum. Öncelikle önceki videoyu izlemediyseniz mutlaka onu izleyin. Orada Bitcoin fiyatı hakkındaki kısa vade tahminimi sizlere söyledim ve burada da bakın bir önceki gün değerlendirmiştik. Fiyat hareketinin beklediğimiz gibi yukarı bir fake out attığını sonrasında da günlük bantta geri çekilmeye başladığını görüyorsunuz. Bollinger bandının daralmasıyla ilgili yorumumu yine o videoda bulabilirsiniz. Fiyat hareketi için hala düşüncem geçerli. Kısa vade bir tahmindir bu. Uzun vadedeki tahminimi de sizlere aktaracağım. Bunun için sonraki videolarda daha rahat bir şekilde iletişim kuracağız. Şu anda 10 dakikayı geçtiği için video Sizlerde sıkıldınız daha fazla da sizi sıkmayacağım Önceki videoda anlattığım fiyat hareketleri hala geçerli buradan Ciddi paralar kazanabilirsiniz Bunu değerlendirmek istiyorsanız açın orayı bir inceleyin sonra kendi fikirlerinizle tekrardan harmanlayın Ve kullanılabilecek bir şekle getirin kendiniz için Sonrasında da arkanızda yaslayıp Plana Sadık kalın Videoyu sonlandırırken Videonun açıklamalar kısmında sizler için kullandığım borsaların linklerini bırakıyorum. ABD borsalarında forex hisselerinde işlem yapmak istiyorsanız Bingex platformunu kullanabilirsiniz. Kripto için de GTA ve Mexi'yi kullanıyorum şu anda. Bingex'te de var bu kripto sektörü ancak spot alımlarda değişkenlik gösterebiliyor. Bunların arasından işinize yarayacak platformları kullanmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle ABD hisselerini, ABD piyasasına ısınmak için Şuradaki bingx linkine kaydolup en azından bir adım olarak bunu görebilirsiniz. Sonrasında da gerekli araştırmaları videoları izleyebilirsiniz. İlerleyen günlerde bu kanalda çok daha fazla küresel ekonomiye değineceğiz. Kriptonun ve küresel ekonominin iç içe gittiği birlikte ilerlediği bir kanal formatına dönüştürmeyi düşünüyorum. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.